Merhaba arkadaşlar. Logaritmamızda son videomuza geldik. Bu video biraz kısa olacak. Birkaç tane problem çözeceğiz. Başlayalım. Başlığımız üstel ve logaritmik fonksiyon problemleri. Şöyle bir soru sorulmuş. Radyoaktif bir maddenin başlangıçta bulunan çekirdeklerinin yarısının bozulması için geçen süreye yarılanma ömrü denir. T yarılanma ömrünü göstermek üzere. N geçen zamanı. A başlangıçtaki madde miktarını. B de kalan madde miktarını göstermek üzere. Bakın şöyle bir formül verilmiş. B eşittir 1 bölü 2 üzeri N bölü T çarpı A bağıntısıyla modellenebilir demiş. Bu tür sorular karşımıza gelebilir arkadaşlar. Bakın Milli Eğitim kitabında da epey yer ayrılmış. Ama bu sorular basit. Neden basit? Çünkü formülünü veriyor. Formülünü veriyor. Sen de uyguluyorsun sadece. Yapalım. Bakalım ne demiş. Buna göre yarı ömrü 30 yıl olan 10 gram madde 120 yıl sonra kaç gram kalır demiş. Şimdi yarı ömrünü vermiş. T'yi vermiş. Doğru mu? Burası bakın T'miz. T'miz 30. Başka 10 gram madde demiş. Başlangıçtaki madde miktarı A 10. B'yi vermiş mi? Hayır, onu sormuş. Kaç gram kalır demiş. Bir de ne vardı? Bakın geçen zamanımız var. N'miz geçen zaman. O da 120. Formülde uygulayalım arkadaşlar. B neye eşittir? Bakın üstel bir problemmiş bu. 1 bölü 2'nin kuvvetlerinde oluyor. Neden? Çünkü yarılanma dedim, sürekli yarıya düşme. Aslında formül vermese bile yapılabilir bir soru ama neyse, vermiş, yapalım. N bölü T. Geçen zaman ne? Geçen zaman 120 bölü T. T'yi yazıyorum 30 çarpı A. A'mız ne? A'yı A diye yazıyordum. Pardon. A'mız 10. Şimdi buradan devam edersek 120 bölü 30 nedir? 1, 4 gelir. 1 bölü 2'nin 4. kuvveti çarpı 10 olur. 1 bölü 2'nin 4. kuvveti 1 bölü 16 çarpı 10'dur. 10 bölü 16 gelir veya 5 bölü 8 gelir. Şıklarda eğer bu yoksa ondalıklı hali vardır. Paydasını 125 ile genişletirsek 625 bölü 1000 gelir arkadaşlar. Bunu da nasıl yazabiliriz biz? 0,625 diye yazarız. İşte bu kadar kalırmış. Şöyle de yapabilirdik. 10 gram maddeyi sürekli yarılayabilirsiniz. Bakın 10 önce 5'e düşer. Sonra 2,5. Sonra 1,25. Aslında sonra da 0,625'ti aslında. Buradan da olurdu. Devam edelim. Şimdiki sorumuzda bir şehrin yıllık nüfus artışı %10 olduğuna göre yaklaşık kaç yıl sonra bu şehrin nüfusu 2 katına çıkar diye sorulmuş. Bazı bilgiler verilmiş. Logaritma 2 yaklaşık 0,301. Logaritma 1,1 de yaklaşık 0,04 olarak söylenmiş. Şimdi arkadaşlar aslında bu soruda formül de verilebilirdi ama ben bilerek vermedim. Kendi kendimize bulalım. Bakın burada ne olur? Biz şehrin nüfusunu A olarak alsak. %10 artması ne demek arkadaşlar? A artı A'nın %10'u. %10'u nasıl yazıyoruz? 10 bölü 100. Düzenlersek ne olur bakın burası? 10 bölü 100'de sadeleştirme yaparsak 10. Hatta burası 11 A bölü 10 olur. Yani şehrin nüfusu A iken aslında neye çıkar arkadaşlar? 11 bölü 10 çarpı A'ya çıkar. Yani 11 bölü 10 katına çıkar. %10 demek bu demektir zaten. Peki bunu biz kaç sene yaşayacağız onu bilmiyoruz. Bak kaç yıl diye sorulmuş. Şimdi 2 kez yaşasak ne olur? 2 kez 11 bölü 10 ile çarparız. Yani şu 11 bölü 10 ile 2 kez çarpılır nüfus. Dolayısıyla dikkat ederseniz biz 11 bölü 10'un belli sayıda kuvvetiyle çarpacağız. Belli mi o sayı? Belli değil. O sayıya da T diyelim mesela. T yıl sonra diyelim arkadaşlar. T yıl sonra. T yıl sonra ne olacaktır? A olan nüfus 11 bölü 10 ile defalarca çarpılacak. Kaç kez çarpılacak? Bakın T kez. Ve kaça çıkacaktır? 2A'ya. Şunlar sadeleşir. Buradan hatta ne olur? Şurası 1,1 olur bakın. 1,1 üzeri T eşittir 2. T'yi yalnız bırakırsak evet logaritmada onu öğrendik biz. T nedir arkadaşlar? Logaritma 1,1 tabanında 2 olur. Buraya geldik. Bakın buradan devam edelim. Şimdi arkadaşlar bir kere bize verilen bilgileri hafif yakaladık ama bunlar 10 tabanında. Biz de 10 tabanına göre hemen değişim yapalım. Taban değiştirsek logaritma 2 bölü logaritma 1,1 olur. Logaritma 2 yerine yazıyorum bakın. 0,3,0,1. Logaritma 1,1 yerine 0,04 yazıyorum. Yukarıda 3 tane virgül kaydırsam aşağıda 2 tane kaydırırım. Kaydıracak yer kalmadığı için 0 atarım. Dolayısıyla 301 bölü 40 gelir. 301 bölü 40. Yan tarafa geçmeyelim. Onu şurada bitirelim. 301'i 40'a bölelim arkadaşlar. Bakın 7 kere var zaten içerisinde. 280, 21. Sonrasında 0 atarsak virgül atılır. 5. Dikkat ederseniz 7,5 geldi. Burada bırakalım. Şıklar da zaten bu kadar vardır herhalde. Devam ettirmez. Yani devam ettirse çünkü daha devam var. Şuraya 2 desek. Bakın 80, 20, 205 olur. Devamı da şuymuş. 7,525'miş. Ama şıklarda benim beklentim nedir arkadaşlar? 301 bölü 40'ın yaklaşık olarak nasıl söyleneceği? 7,5 yıl sonra. Evet. 7,5 yılda yani her 7,5 yılda bir bizim şehrimizin nüfusu sürekli ne oluyor arkadaşlar? 2 katına çıkıyor. Gelelim sağ tarafa. Sesin şiddeti kulağımıza gelen ses dalgalarının kuvvetiyle ilgilidir. Sesin şiddeti desibel cinsinden ölçülür. I kaynağın ses şiddeti olmak üzere. L de ses gücü düzeyi
dB yazmış, desibel olmak üzere. Şöyle bir formül vermiş. L eşittir 10 çarpı logaritma I çarpı 10 üzeri 12. I burada ses şiddeti, L de ses gücü düzeyi. Tabii formülü verdiği için gerisi kolay. Sorunun uzunluğuna aldanmayın. Bakın buna göre bir konserin belli bir anda ölçülen ses şiddeti verilmiş. Ses şiddeti hangisi? I. I'yı vermiş. 10 üzeri eksi 3 bölü 2 getirip I'yı şurada yazarsak soru bitecektir herhalde. İşte hoparlörden gelen ses düzeyi kaç desibeldir diye sorulmuş. Yapalım. L eşittir 10 çarpı logaritma. I yerine 10 üzeri eksi 3 bölü 2 yazdım. Çarpı 10 üzeri 12. Üstü sayıların çarpımında üstler toplanır. Bakın eksi 3 bölü 2 ile 12'yi şurada toparlayalım arkadaşlar. 2 ile genişletsek 24 olacaktır. Yani 21 bölü 2 olur. L ne eşit? 10 çarpı logaritma 10 üzeri 21 bölü 2. Şunu biliyoruz. Logaritma 10 tabanında 10 denk gelince birbirini götürürdü. 21 bölü 2 aşağı düşer. O halde 10 çarpı 21 bölü 2 olur. Hemen düzenleyelim bunu da. 10 ile 2 sadeleşirse 5. 5 kere 20 de 105 gelir. 105 desibelmiş yani. Bakın bu tür sorularda arkadaşlar yapmanız gereken çok basit. Soruyu dikkatle okuyorsunuz. Sonra bu bir verilen bilgileri kutuda işte formülde ne verirse sana orada uyguluyorsunuz. Bu kadar. Haydi geçelim. Evet arkadaşlar son soruya geldik. Bir fonksiyon verilmiş. Pozitif gerçel sayılardan tam sayılar tanımlı. Fonksiyonu şöyle tanımlamış. Logaritma 3 tabanında x'ten küçük en büyük tam sayı. Logaritma 3 tabanında x'ten küçük olacak ama en büyük olacak. Buna göre f'te 1, f'te 2, f'te 3, f'te 40'a kadar toplayabilir misin demiş. Toparlayalım. Şimdi bakın öncelikle f'te 1'i bir yazsak. F'te 1'i bulsak. Önce birkaç tanesini bulalım. Gidişatı anlamamız lazım. Yoksa tek tek hepsi bulunmaz. Logaritma 3 tabanında 1 olur. Logaritma 3 tabanında 1. Logaritma 3 tabanında 1 neydi? Logaritmada arkadaşlar bakın taban ne olursa olsun 1 yazarsak 0'dı. Dolayısıyla f'te 1'i bulduk. F'te 2'ye geçelim. F'te 2. Logaritma 3 tabanında 2. Dikkat. Şimdi 3 tabanında 1'i geçtiği için bu artık 0'dan daha büyük. Ama bakın ben f'te 3'ü yazayım isterseniz yanına. Ondan ikisini karşılaşsak daha iyi anlarsınız. Logaritma 3 tabanında 3 1'dir. Logaritma 3 tabanında 0'dır. Dolayısıyla bu 0 ile 1 arasında. Yani 0 virgül küsurat. 0'dan sonra devamı var. F'te 3'ü de bulmuş olduk böylelikle. F'te 4'ü bulalım desem bakın. F'te 4'ü bulalım desem. Logaritma 3 tabanında 4. O da dikkat. Logaritma 3 tabanında 3 1 olduğu için logaritma 3 tabanında 4 de 1'de 1 küsuratlı bir sayıdır. Hocam böyle arttığını nasıl biliyoruz? Dikkat. Hatırlayın grafiklerden. Taban 3 ise neydi arkadaşlar? Fonksiyon artan. Dolayısıyla x'e verdiğiniz değerler arttıkça sayı değerleri artacaktır. F'te 1'i bulduk, F'te 2'yi bulduk, F'te 3'ü bulduk. Maceramız devam ediyor ama şu soruyu bir daha okuyalım. Logaritma 3 tabanında x'ten küçük en büyük tam sayı. Şimdi mesela F'te 4'e baktığımızda F'te 4 1 küsuratlı bir sayı. Hatta F'te 5'i yazsam F'te 5 de 1 küsuratlı bir sayı. Bu ikisi de cevap olarak ne getirir bakın? 1 virgül küsuratlı bir sayıdan küçük en büyük tam sayı kimdir? 1'dir. Dolayısıyla bunlar hep aynı sayı getirirler. O halde burada arkadaşlar bu olay nereye kadar gider diye düşünelim. Dikkat. Tabanımız 3 olduğu için 3'ün kuvvetlerinde hep tam sayılar gelir arkadaşlar bakın. Taban neyse onun kuvvetlerinde tam sayılar gelir. Dolayısıyla ben gitsem f'te 9'u bulsam bakın. F'te 9'u bulsam logaritma 3 taban 9 nedir? Bu 2'dir. 2'den küçük en büyük tam sayı bu da 1'in alınır. Dikkat ederseniz f'te 4, f'te 5, f'te 9'un cevapları hep aynı. F'te 10'a bakalım. F'te 10'a bakalım. Logaritma 3 tabanda 10 ise nedir artık? Bakın 9'u geçtiği için 2 virgül küsurattır. Peki 2 virgül küsuratlı sayılar nereye kadar gidecek? Bakın nereye kadar gidecek? F'te 27'ye kadar gidecek. Neye 27 yazdın hocam? 27'yi nereden yazacağını anladın. Çünkü 3'ün kuvveti. Logaritma 3 tabanda 27. 3'tür. Bundan sonra devam etsek bakın. Logaritma 3 tabanda 28'e baksak mesela. Bu nedir? 3 virgül küsurat. Sonrasında en son ne yazalım? Logaritma 3 tabanda 40'ı yazsak. En son 40 yazılmış. Bu da kesinlikle 3 virgül küsurat olacaktır. 4'e gelemeyecekler. Çünkü 4 ne zaman olur? 81'de gelir. Peki arkadaşlar şimdi bunu bir toparlayalım. F'te 1. F'te 1'in cevabı ne? Bakın F'te 1'i ne bulduk biz? 0. 0'dan küçük en büyük tam sayı nedir? Eksi 1. F'te 1 eksi 1 getirdi. F'te 2'ye bakıyorum. F'te 2 ne? 0 virgül küsurat. 0 virgül küsurat. Dolayısıyla bu ne getirir arkadaşlar? 0. F'te 3 ne getirir? F'te 3. O 1 geldi bakın. 1 geldi. 1'den küçük en büyük tam sayı yine 0. F'te 4'e bakıyorum. F'te 4. Artık burada biraz hızlanacağız. Bakın F'te 4'te 1 virgül küsurat. F'te 5'te 1 virgül küsurat. Ta ki F'te 9 da dahil olmak üzere F'te 10'a kadar. Bakın bunların hepsini getirecektir bize? 1. Hocam F'te 9'dan da mı 1 gelir? Evet. Neden bakın? 2 olduğu için bundan küçük en büyük tam sayı 1'dir. F'te 10 ne? F'te 10. 2 virgül küsurat olduğu için bundan 2 gelir. Ve bunun tayfası ne? Nereye kadar gider? Bakın bunlar F'te 27'ye kadar gidecektir. F'te 20'ye kadar hep 2 getirir. 27 de bakın 2 getirecektir. Cevabı 3 olduğu için kendinden küçük bir tam sayı ne var? En büyük 2. Sonrasında F'te 28 ne getirecek? F'te 28 bakın artık 3'ler başlıyor. Şimdi 3'lerin zamanı. Kaça kadar? F'te 40'a kadar. Burada da 3'ler gelecek.
Aslında soru şunu soruyor bize. Bakın kaç tane 2 var, kaç tane 3 var? Gizliden bir terim sayısı sorusu. Terim sayılarını bulalım. Mesela şuradaki terim sayısını bulalım. F4'ten F9'a kadar gitmiş. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1'den 6 tane geldiğini anlarız. Şuraya bakalım. 27 eksi 10 bölü 1 artı 1'den 17, 18 tane geldiğini anlarız. Şuraya bakalım. 40 eksi 28 bölü 1 artı 1'den 13 tane geldiğini anlarız. Şimdi arkadaşlar düzenleyelim o halde. Toplamlar ne oluyor? Bakın eksi 1. 2 tane 0 var. Fark etmez. Toplamları 0. Artı 6 tane 1 var. 6 çarpı 1. 18 tane 2 var. 18 çarpı 2 artı 13 tane 3 var. Toparlayalım. Eksi 1 artı 6 artı 36 artı 39. Şimdi bakarsak buradan arkadaşlar kaç gelecektir? Burası 5. 5 artı 36. Burası da 41. 41 artı 39 arkadaşlar 80 olarak cevabımız gelecektir. Sevgili arkadaşlar, logaritma videolarımızın sonuna geldik. Elimden geldiğince yazdım, çizdim. Umarım faydalı olmuştur. Şimdi size düşen görev bolca kitaplardan soru çözmek. Sizlere kolay gelsin. Bir başka videoda, bir başka konuda görüşmek üzere. Hoşça kalın.